Bu Mehmet kıza aşıkmış başkanım. Tetkik ettim. Ama pek genel evde düşüp kalkma meselesi değil bu. Hakikaten bir kıza sevdalanma mevzu. Ama abisi kızın izini bulunca ip kopmuş. Her ne? Ne olacak peki? Düzelir mi oğlan? Vallahi tetkiklerini yaptırıyoruz. Eğer bir araz kalmazsa bir iki aya sahalara döner. Düzelirse problem kalmaz. Bana maliyeti bir şey değil. Birkaç ay bekleriz. Hem şimdi sokağa atmak olmaz zaten. Kulübün çocuğu ne de olsa. O kadar yatırım yaptık. Ben geldim. Aa, nereden çıktın oğlum sen? Ya sınavlara çalışamıyorum baba odaya. Tabii. Her gece bir kulüpte sabahlarsan. Ne haber İstanbul'da? Vay abim. Bakıyorum yine çakı gibisin. Çakı. Da kör çakı. Eve uğradın mı? Yok baba, beraber gideriz diye düşündüm. İyice kötüledi. Seni görmek iyi gelecek. Hocam, hastaneye uğrayıp çocuğu görelim. Olur başım. Ne oldu ki? Şu bizim Mehmet Yılmaz yok mu? Genel evde kurşunlanmış. Bacaktan hem de. Ne diyorsun baba ya? O kadar yatırım yaptık çocuğa. Yazık oldu. İyi paraya satacaktık oğlanı. Ne yani, futbol hayatı bitti mi şimdi? Yok öyle demeyelim. Tedavisi sürüyor. Bakacağız. İyi. Ben de geleyim o zaman. Tamam. Girebilirsin kızım. Bitti benim işim. Tamam. Nalin. Başkanımla abini ziyarete geldik. Müsait mi? Tabii, tabii. Siz az durun gençler. Biz biraz konuşacağız Mehmet'le. Başkanım. Yat ulan yat, yat. Babam galiba biraz Mehmet'e fırça atacak. Bunca yılın emeğini görüyorsunuz değil mi başkanım? 5 dakikada bunca yılı heba etti. Geçmiş olsun. Sağ olun başkanım. Dur bakalım Necati Hoca. Bir de çocuktan dinleyelim hadiseyi. Hocan çok kızgın Mehmet. İstemem ben böyle topçu takımda diyor. Ne yapacağız? Telafi ederim başkanım. Allah nasip ederse takıma dönersem telafi ederim. Başkanım. Ben o kızı görmeye gidiyordum. Dışarı salmıyorlardı. Gizli gizli konuşuyorduk, buluşuyorduk. Sevdalıydık biz birbirimize başkanım. Ben nereden bileyim ben olacağını? Bilemedim başkanım, ben nereden bileyim? Tamam ulan, tamam, tamam. Okul nasıl gidiyor? 10 güne sınavlar başlayacak, burada çalışacağım. Sen nasılsın? Kötü işte. Yani vurulma olayı kötü oldu. Burada mı kalıyorsun? Yok. Şadiye ile nöbetleşe duruyoruz. Cumartesi ya ondan. Kaçta uyuyor abin? Bilmem. İlaçlardan falan 9'da uyuyor. Akşam aşağı insene. Arabayı park ederiz, biraz parkta dolaşırız. Ne dersin? Hı? Ne haber Babir abi? İyidir Fırat. Geçmiş olsun Narin. İstanbul'daydım da bir iş için. Annem aradı hemen geldi. Ben Mehmet'i bir göreyim. Babir abi, içeride kulüp başkanıyla Necati amca var da konuşuyorlar. Sen istersen sonra gel abi. Öyle olsun. Gerginlik çıkmasın diyorsun ha? Hikmet baba bizi kapının önüne koysa da her zaman baş tacıdır. Çok iyiliğini gördük. Sen iyi misin?
Bir şeye ihtiyacın var mı? Karnın falan aç mı? Yok Babur abi, yedim sağ ol. Mehmet'in canı bir şey istiyor mu? Böyle kuru yemiş meyve suyu falan alayım mı? Yok, hiç bir eksik yok sağ ol. Derslerinden geri kalmıyorsun değil mi? İyi, Şadiye ile işte nöbetle şaşa yapıyoruz. Hani cumartesi ya ondan. Ben gidip bir şeyler alıp geleyim. Ne oluyor ya? Nereden tanıyorsun sen bu adamı? Bizim mahalleden. Karşı komşu. Sen uzak dur ondan. Ben onun ciğerini bilirim. Babamın adamıydı o. Yaramız herifin tekidir. Babam geçen sene kovdu onu. Öyle mi? Çok iyi insandır aslında. Yani öyle kendi kendine mahalleyi koruma huyu var işte. He, koruyor. Onun sahip çıktığı şeyleri ben bilirim. Öyle senin etrafında dolaşıp kafasını kırdırtmasın kendisini bana. Ne? Ne gülüyorsun ya? Çok mu komik? Ya komik biraz. Şimdi ben sana sorarım akşam aşağıda. Komik bir şey. Hadi göreceksen gör de gidelim. Arabada bekliyorum. Yürü. Bu ne hali oğlum ya? Geçmiş olsun. Nalin. Hı. Babam gelmedi hiç. Geldi. Sen uyuyordun. Affedin, gençtir dedi herkese. Sallama kız. Al şunu. Ya vallahi bak, vallahi geldi diyorum ya. Hem sen şimdi sıkılma bunlara. Hadi boş ver, yat uyu. Bak bu kırıkların var ya, en büyük düşmanı stres, sıkıntı. Vallahi bir tane hormon var, büyüme hormonu, somatotropin. O gece uyurken faaliyete giriyor. Tamam mı? O yüzden bütün o vücutta ne varsa kırık çıkık hepsini iyileştiriyor. Ben sana ışığı da kapatayım. Bu ışık var ya ışık, uyumamızı sağlayan melatonin hormonunu salgılamamızı engelliyor. Vallahi o bakımdan iyi. Klayt, yeter be. Üf. Vallahi bir kelime daha dersen kafanı kıracağım ya. Allah Allah. Ya kız varken yemin okula gitmeye gerek yok ya. Ayaklı açık öğretim kanalı. Kesintisiz neşriyatta. Yok yok. Hadi sen uyu uyu. Aç kız kapıyı. Kutluyoruz Recep, kutluyoruz. Hayrola Erdoğan ya? Ya yolda gelirken Necati Hoca ile karşılaştım. Başkanı almış, senin oğlanı hastaneye yanına götürmüş. Haberleri koş kız Şadiye kızım, bardak getir. Ya maaşını kesmemiş, takıma geri almış. Kardeşim benim, habere bak. Ya takımın çocuğunu öyle sokağa atmak olur mu? Gelsin iyileşsin, takıma geri dönsün demiş. Oh, oh Allah'ım, çok şükür sana. Baba, kahvaltılık peynirden de değil mi? Dil kız, dil. Dil, dil, sabaha kadar içeceğiz bugün. Yok, bana koyma, ben yemeyeceğim. Erdoğan abi, ben acık size geçeceğim. Ünvan'la acık bir konuşacaklarım vardı da. Geç, geç. Konuş, konuş, kara atacağım. Konuş, konuş, ne konuşmak istiyorsan konuş. Kardeşim, afiyet bal şeker olsun. Öyle güzel haber. Thank you.
Affetmek büyük sevaptır Ümmü Han. Sen benim kusuruma bakmayacaksın artık. Sen benim kardeşimsin. Ben o lafları söylerken hiç kendimde değildim biliyor musun? Seni can dostumu kırdım ben. Ama Recep akımı bıraktı bende Ümmü Han. Vallahi ömrüm hocalarda, büyücülerde geçti bu adamı ben elimde tutacağım diye. Ne yapacağımı şaşırdım. Sen düşün artık benim halimi. Vallahi öldüm öldüm dirildim. Oğlan vurulduğundan beri. Dedim bu sefer çekti gitti. Bir umudu mu kaldıydı çünkü. Ama Allah yüzümüze güldü işte. Oğlanı atmıyorlarmış ya kulüpten. Bizim adamlar da şimdi içiyorlar. Evde mutluluktan biliyor musun? Ben de seni bir göreyim dedim. Buraya geldim Ümmühan. İyi yaptın Berat'cığım. Beni o adamın yanına yakıştıramadılar. O güzel adamın yanına yakıştıramadılar. Bunu mu aldı dediler. Bunu mu beğenmiş dediler. Beni hep haki gördüler Ümmü Han. Ben bilmez miyim ahalinin bakışlarından hepsini anlıyorum. Babasının parası için dediler. Mirasa konunca çeker gider dediler. Ben o adama 3 tane çocuk doğurdum Ümmü Han. Ben bir çay demleyeyim Hatice. Babam 5 kuruş bırakmadı mirastan. Ama Recep'im de gitmedi işte. Azıcık dövdü, sövdü, kızdı ama gitmedi. Bırakmadı beni. Ama hep içim yandı be Ümmü Han. Duydum duymazdan geldim olanı biteni ben hep. Bir sürü kadınla düştü kalktı. Bilmez miyim ben? Biliyorum hepsini. Hepsini biliyorum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.